Arkadaşlar, Fuat Ceber YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere 3 farklı cihazdan aynı şarkıyı çalmayı deneyeceğim. Tabii 3 farklı cihaz dediğim, bir tanesi cep telefonu. Cep telefonuna yüklediğim bir piyano programı var ondan. İkincisi şöyle bir oyuncak, yani buna ne diyebiliriz? Piyanist tavşan. Tavşan piyanist diyebiliriz. Bu tabi bebeklere falan alınan oyuncaklardan, hani öyle şıngır şıngır böyle kendi kendine ses çıkartanlar falan, ama manuel kısmı da var. Oradan deneyeceğiz. Üçüncüsü de gitarla. Üçüyle de aynı şarkıyı aynı nota üzerinden çalmaya çalışacağız. Önce telefondan başlayalım arkadaşlar. Telefondaki program benim bayağı hoşuma gitti. Şöyle ben programı açayım. Hatta sizlere de göstereyim. Şöyle telefondan Perfect Piano diye. Tabi bu VIP'li falan bir şeyler de istiyor ama biz şöyle yapalım. Burada farklı seçenekler de var. Mesela çalmayı öğren kısmı var. Ne bileyim, çok oyunculu oyun falan var. Değişik bir program. Biz klavye kısmına tıklıyoruz. Tabi tıkladığım zaman benim daha öncesinden alttan gelen ritmi kendim seçtim. Yani hani o ritmi vermesini istedim. Çünkü alttan ritim geldiği zaman üstüne solosunu daha rahat bir şekilde atabiliyoruz arkadaşlar. Başlayalım bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum yani. En iyi performans hangisinde onu göreceğiz. Öyle söyleyeyim. Evet. Şöyle bir sizlere sesini dinleteyim. Güzel bir program. Yani hani çalmayı bilen biri için gayet başarılı diye düşünüyorum. Çok fazla programla alakalı bir bilgim de yok ama şöyle, yani piyano ile alakalı bir bilgim yok. Ama ben kulaktan bir şekilde çalmaya çalışacağım. Evet. Evet, şöyle başlayalım arkadaşlar. Rastgele bir şey işte. Mesela. Evet. Evet arkadaşlar, böyle bir introsunu yaptık, yani nakarat kısmını yaptık diyelim. Tabi devamını yapabilir miyiz onu da bilmiyorum. Şöyle bir denemesini yapalım isterseniz. Olursa güzel olur. Tabi arkadaşlar, yani bu normal bir piyano gibi sabit de durmuyor. Yani böyle kaymalar falan yapıyor. Ondan sesler de gidebiliyor. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar, ben keyif alıyorum tabii çalarken. Beynimin içinde farklı enstrümanlar da çalıyor. Bundan çıkan ses bu. Yani mobil cihaza indirdiğim programdan çıkan ses bu arkadaşlar. Sizler de indirip buradan eğlence amaçlı çalabilirsiniz. Şöyle şimdi bunu kapatıp bir de tavşan piyanistimize geçelim. Yine la kararla başlamıştık. Bunda da la yapalım ama tabii bunda şarkının komplesini belki yapamayız. Nakaratını bir yapalım. Bakalım nasıl oluyor.
Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şurada notu artık bittiği için burada tizden tekrardan basa doğru döndüm. Yani tizden bas haline doğru döndüm. Yani nota şu şekilde gidiyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye küçülüyor. Biz artık en küçük noktasında olduğumuz için buradan devamı yoktu. Olsaydı yine devam edecektim. Edemediğim için tekrar başa döndüm. Yani şu... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu piyanist tavşandaki eksik nokta şu. Şuraya kadar geldiğimde buradan devamı olmadığı için ben tekrardan şöyle şu kısma doğru döndüm. Yani tizden basa doğru döndüm. Tek eksik nokta bu. Yani hani klavye genişliği diyelim biz buna. Bu eksikliği var. Notaların dizilişi doğru yani. Tam net güzel sesi vermese de. Tabii belki pili azalmıştır. Ondan ötürü sesi tam net bir şekilde vermedi. De olabilir ama güzel yani hani şöyle basit bir oyuncakla bile müzik yapabiliyoruz yani arkadaşlarım. Şimdi bir de gitarımıza bakalım. Gitarla çıkan ses de bu. Benim naçizane kendi fikrim. Üçünden çıkan ses de beni tatmin etti. Yani hani müzikle uğraşan bir insan için güzel tınılar. Tavsiye ederim yani hani her şeyle müzik yapabilirsiniz. Özellikle bu telefonlardaki programlar çok kaliteli arkadaşlar. Yani bunları kesinlikle kullanın derim. Biz üçünü de birbiriyle çalıp eşleştirmeye çalıştık arkadaşlar. Daha farklı videolar için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.